Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Anadolu Hayat Emekliliğin hisse senedi fonu olan AH5 fonunu inceleyeceğiz. Ankara Hatay 5. Bakın bu listede gördüğünüz bireysel emeklilik sistemi platformu olan Befas'taki bütün hisse senetleri fonlarının sıralaması 3 yıla göre. Yani bütün emeklilik şirketlerinin hisse senedine yatırım yapan fonlarının sıralaması arkadaşlar. 3 yıla göre AH5 fonu %792'lik bir getiriye sahip bugün itibariyle. Yani videonun çekildiği bugün itibariyle %792. 3 yılda gayet güzel bir getiri. Tabi bunda hisse senetlerinin payı var. Yani Borsa İstanbul'da yatırım yapmanın bir getirisi bu. Şimdi bu aslında bana bir özel danışmanlık olarak gelmişti. Ben de bundan bir video çekmek istedim. Hiç para biriktiremeyen bir arkadaşa bireysel emeklilik sistemine dahil olması yönünde bir proje hazırladık. Çünkü hiç para biriktiremediğini söylemişti. Yani sürekli harcama yaparak işte alışverişi çok seven, kılık kıyafeti çok seven insanlar ya da genel olarak biriktiremeyen insanlar bireysel emeklilik sistemine giriş yapıyorlar. Şimdi Anadolu Hayat Emeklilik bakın 3. sırada e, yani fon e, performansı da e, portföy büyüklüğü yüksek olan şirketlerde daha iyi oluyor. Bakın 3. sırada toplam fon büyüklüğü ve toplam katılımcı sayısı e, açısından ilk 3 sırada bir şirket. Bir de bu hisse senetleri e, emeklilik şirketlerinin dağılımında yani yatırım yapmaları e, süreçlerinde ağırlık kazanmaya başladı. Bakın en üstte bütün emeklilik şirketlerinin e, yaptığı e, hisse senetleri yatırımlarının e, grafiği var. Sonra altın geliyor. E, sonra endeks, sonra değişken fonlar geliyor. E, yani hisse senetlerinin payı son yıllarda arttı arkadaşlar. Bunda faizlerin düşmesinin bir... E, payı var. Şimdi bu fonun e, bakın fiyat grafiğine de bakalım. 11 kuruşlardan 5 yıl önce 10-11 kuruşlardan şimdi e, 1.6 TL'ye geçmiş durumda pay başına. E, bu 5 yıllık fiyat grafiği arkadaşlar. AH5 fonunun. Bu eski bir fon. Bakın halka arz tarihi 2003 yılında. Zaten İş Bankası'nın iştiraki olduğu için yani Anadolu Hayat Emeklilik e, bu alanlarda Eski bir fon. 259 bin 28 kişi yatırım yapmış bu fona. Şu andaki dağılımına bakarsak %92'si hisse senetlerinde. Yerli hisse senetlerinde. Bu gayet yüksek bir oran. Yani tamamen Borsa İstanbul'u endeksli bir fon diyebiliriz buna. Yani hisse senetlerinden portföyünü yöneten bir fon arkadaşlar bu. Geriye kalan küçük tutarlarda zaten e, repo, e, mevduat faizi ve gayrimenkul gibi ufak tutarlar. Şimdi e, zaten e, izahnamesine de bakalım. Orada e, diyor ki, bakın altını çizdim. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak bizde işlem giren paylardan oluşur. Fon ulusal pay piyasasındaki e, bütün o, e, ortaklık araçlarına yatırım yapar. Şimdi bir de gider kesintisi var bunun. 2,28 ortalama bir rakam diyebiliriz. Yıllık gider kesintisi. Bu zaten fonun içine yediriliyor arkadaşlar. Bakın bizim hesaplama yapacağımız 3 yıllık analiz demiştik. Sağ tarafta yeşil sütunlu olan bu fonun getirisi. AH5 fonunun getirisini gösteriyor. %792. Bakın diğer yatırım araçlarını doları, euroyu, altını, BIST 30'u, BIST 100'ü geçmiş durumda. en sağda yeşil sütun. Şimdi buna göre bir hesaplama yapalım. aylık 1000 TL katkı payıyla 3 yıllık birikim hesaplamasındaki hesap hareketlerini inceleyelim Excel'de. Bunun çalışmasını önceden yaptım. Eee bileşik getiri formülüyle ile değer artışını aylık olarak hesapladım arkadaşlar. Bu da 9,90'a yani %9,90'a tekabül edecek. Bakın burada Ocak, Şubat diye başlıyor ama hani fark etmez herhangi bir ay itibariyle başlanabilir. 1000 ile başlıyoruz. 1000 liramız aylık %9,90 değer artışından 99 lira getirecek ve 1099 lira 2 kuruş olacak birinci ayın sonunda. Daha sonra e, tabii ikinci ay yine kredi kartınızdan ya da talimatla işte yine 1000 lira katkı payı vermeye devam edeceksiniz. Bu sefer ikinci ayda 2099 liranız sisteme, e, sistemde değerlenecek. Bu 2099 lira 207 lira getirecek. Üçüncü ayda yine 1000 lira koyacaksınız. Bu sefer e, gelen değer ile beraber 3000 306 lira değerlemeye gidecek. O da 327 lira getirecek. Yine 4. E, ayda 4634 lira, 458 lira getirecek. 5. E, ayda, Mayıs ayında 6093 lira, e, 603 lira getirecek. Bu şekilde bakın siz de takip ederseniz e, bileşik getiriyle e, Excel'deki bu hesaplamanın mantığını anlarsınız. Daha doğrusu e, her ay katkı payını düzenli ödemenin getirdiği e, bileşik getiri e, nimetlerini burada anlayabilirsiniz. Bu Excel'i e, normalde çok paylaşmıyorum ama e, ilerleyen süreçlerde paylaşmayı düşünüyorum. Bakın e, birinci yılın sonunda aylık 1000 lira katkı payıyla e, 21 bin 258 lira, onun da değer artışı 2105 lira ve ikinci yıla başlarken toplam 24.364 liranız olmuş oluyor. Yani 1000 liralık katkı payıyla beraber. Bu da bu sefer toplam ana paralar yükseldiği için değer artışları da yükselecektir. Bakın değer artışlarında 9.9 devam ettiği için. Bu sefer yani birinci yılda 200-300 lira başlayan değer artışları ikinci yılda işte 2000-3000 liraya çıkacak yani yıl sonuna yani ikinci yılın sonuna doğru da bakın 8000 liraya kadar ulaşacak. Bu şekilde ikinci yılın sonunda ilk neredeyse paramız 7-8 katına çıkmış olacak yani ana paradan bahsediyorum. Çünkü ana para aylık 1000 lira. Yani ikinci, ikinci yılın sonunda 24 çarpı 1000, 24 bin lira ödemiş olacaksınız. Şimdi üçüncü yıla gelince bakın 96.912 lira 9.596 lira getirecek. Sonra yine 1000 lira siz katkı payını ödemeye devam ettiğiniz sürece işte 107.000 bin, 119.000 bin, 131.000 bin, 146.000 161 bin, 178 bin, 197 bin, 217 bin şeklinde e, sisteme e, giren paralar değerlenip e, tekrar bileşik getiriyle değerlenip e, kar topu şeklinde ilerleyecek ve büyüyecek. 3 yılın sonunda e, toplamda 321 bin 181 lira olmuş olacak. Sizin kredi kartından aylık yaptığınız katkı paylarının toplamı 1000 liradan 3, 3 yılda 36 çarpı bin 36 bin lira olacak. Ve fon getirisi de 285 bin 181 lira olacak. Bu da %792'ye tekabül eden bir getiri oranı olmuş olacak. Tabi bunu %792 anlamayan arkadaşlar oluyor. Bakın en başta videonun başında gösterdiğim o %792 bu fonun yani geçmiş. 3 yıllık getiri oranı yani bir anlamda e, tarih tekerrür ederse bu şekilde bir e, hesaplama mantığı olacak diye çalışma yaptık. Şimdi 30 devlet katkısı meselesi de var normalde e, ben 3 yıllık için bunlara bu hesaplamaya gerek duymuyorum ama çünkü 3 yıl çok az bir süre bes sistemi için bence ama burada da bir fikir olsun diye verelim bakın devlet katkısı ile birlikte tahmini bir birikim yap, e, hesaplaması yapacak olursak. Şimdi 36 bin lira ödedik. Bunun katkı payı getirisini hesapladık. 285 bin dedik. Devlet katkısı oranı %30. Yani ana paramızı %30'u kadar devlet bize para verecek. Teşvik verecek. O da 10.800 TL yapar. Normalde devlet katkısı yani devlet tahvillerinde falan değerleniyor. Yani devlet katkısının gittiği fonlar ayrı. Bunlar düşük oluyor normalde. Ben en düşüğünü yazdım. Ya yani 3 yılda işte yüzde e, yani yüzde yüz getirsin. Yani bir kat getirmiş olsun. O da 10.800 olsun diye hesap ettim. Tabi bunun üstünde getirir genelde ama yani e, en en düşük ihtimal gibi anlayın siz bunu. Toplamda devlet katkısı ve devlet katkısının da getirisiyle beraber 342.781 TL'ye ulaşmış oluruz arkadaşlar bu senaryoda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.